Herkese merhaba, ben Selim Öztürk. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu Instagram'a ayırdım. Instagram güvenliğine ayırdım daha doğrusu. Çünkü son zamanlarda Instagram'la ilgili sürekli şöyle şikayetler geliyor. Hesabımı çaldırdım, işte şu linke tıkladım, hesabım gitti, hesabımı nasıl kurtarabilirim? O kadar çok etrafımda böyle bir insan var ki en dikkat edeni bile bir şekilde farkında olmadan bu tuzağa düşüveriyor ve Instagram hesabını çaldırıyor. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? Instagram hesabını kurtarmak için neler yapmak lazım? Hangi adımları izlemeli ve Instagram hesabımızı en başta çaldırmamak için hangi noktalara dikkat etmeliyiz? Bu videoda bu soruların yanıtını veriyoruz. Instagram hesapları özellikle son yıllarda büyük ilgi görüyor tabii ki çünkü birçok insan Facebook'tan Instagram'a artık taşınmış durumda ve Facebook eski popülaritesini tamamen kaybetmiş durumda. Instagram ise hala aktif bir şekilde kullanılıyor ve bir süre daha bu şekilde devam edeceğini görüyoruz. Instagram tabii ki bu kadar aktif kullanıldığı için de hackerların ve siber saldırganların, dolandırıcıların da ilgi odalarında ve çalmak için hesapları pek çok yöntem deniyorlar. En basiti de zaten yine DM üzerinden veya başka mecralar üzerinden gelen linklerle internette kullanıcıları kandırmak. Bunu nasıl yapıyorlar tabii ki? Linke tıklıyor bir kullanıcı, bilgilerini giriyor ve anında hesap çalınıyor fakat buna kullanıcı uyandığında iş işten geçmiş oluyor ve çünkü bütün mailler, telefon numaraları her şey değiştirilmiş oluyor ve artık Instagram hesabınıza giremiyorsunuz. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? Hemen YouTube videomun altında açıklama kısmına ekledim. Instagram hesabınızı kurtarmak için o linke tıklamanızı öneriyorum size hızlıca çünkü orası Instagram'ın sunduğu tek reçete. Bana genelde bu şikayetler geliyor ve ben de diyorum ki tabii ki ilgili arkadaşlara hemen haber vereyim diye ama bu benlik bir şey değil tabii ki. Çünkü en başta sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Burada şimdi hesap çaldırdıktan sonra yapılması gereken şey şu. YouTube'da yine dediğim gibi açıklama kısmında bıraktığım linke mutlaka tıklayın ve siz başvurunuzu yapın. Fakat bu dönemde o kadar çok hesabını çaldıran insan var ki dolayısıyla hemen geri dönüş olmayabiliyor ve %100 de e, geri dönüş olacak dedi bir kaide yok. Bu yüzden de kullanıcılar bunun farkında olduğu için de e, hesaplarını artık göz ardı ediyorlar ve yeni hesap açıyorlar. Bu çok doğru bir yöntem mi diye mi tartışılır tabii ki. Tamamen size kalmış ama yeni bir hesap açmak e, çok mantıklı olmayabilir çünkü zaten önemli olan çalınan hesabı geri almaktır belki. Çünkü orası bizim biraz fotoğraf abimiz, biraz arşivimiz gibi oldu artık bir noktadan sonra. Arkadaşlarımız orada, bizi takip edenler orada. Ondan sonra ve yıllardır paylaştığımız fotoğraflar, videolar, içerikler bir başkasının elinde bu zaten gerçekten çok rahatsız edici. Dolayısıyla da o hesabı artık ya o hesabı artık kurtaramıyorum ne yapayım ben yeni hesap açayım demektense siz gene elinizden geleni yapın başvurunuzu yapın başvurduktan sonra da süreci takip etmeye devam edin çünkü bu hesabı bir şekilde geri alma şansınız elbette var çünkü çalındığı bir şekilde zaten. Bilgilerin hızlıca değiştirilmesiyle birlikte anlaşılabilir. Sadece sıranın size gelmesini bekleyeceksiniz. Çünkü Instagram'a bu kadar o kadar yoğun e, ilgi var ki bu şekilde. Çünkü Instagram'a bir sürü insan günde e, hesabımı çalın diye başvuru yapıyor. Ve bu belli ki algoritmaları biraz zorlamaya başlamış. Hemen dönüş alamıyorsunuz. Ama bu yine de umudunuzu kaybetmeniz için bir seçenek değil tabii ki. Bir yandan da hesabınızı çaldırdıktan sonra şikayet etmeyi deneyin. Arkadaşlarınıza da şikayet ettirin. Ve bence arkadaşlarınızın hepsi mutlaka bundan haberdar olsun. Ulaşabildiğiniz herkese söyleyin. Çünkü arkadaşlarınızdan bazılarını dolandırmaya çalışacak bu hesap ve bu şekilde yani zincir halkası gibi böyle sürekli yayılmaya devam edecek. Bunun önüne geçmek de biraz sizin elinizde. Hesabı çaldığınız için tabii ki üzülüyorsunuz başta ama bir yandan da başka arkadaşlarınızın hesabı da tehlikeye giriyor. Ve onları dolandırmaya gidene kadar bir sürü şeyler dolaşıyor etrafta. Dolayısıyla arkadaşlarınızı mutlaka Whatsapp'tan olsun, şuradan olsun uyandırın. Daha doğrusu onlara haber verin. Instagram'dan genelde tabii ki paradan bahseden, para kazanmaktan bahseden mesajlarla genelde kendilerini gösteriyor bu dolandırıcılar ama o hesabı gerçekten o kişinin kullandığını kullanıyormuş gibi yapmak için de normal böyle deniz manzarası şu bu eski fotoğraflardan falan paylaşıyorlar mesela ve sanki hala arkadaşınız o hesabı kullanıyor zannediyorsunuz oysa hiç alakası yok sadece o hesabı çaldıktan sonra aslında bu hesapta ana işi insanları dolandırmak arkadaşlarınıza ulaşıp oradan e, ee, insanların parasını almak gerçekten de büyük tehlike saçıyor ve artık iyiden iyiye bu tehlike büyümüş durumda. Bu yüzden de hafif alınacak bir noktası kesinlikle yok. Peki hesabı çaldırmamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Biraz isterseniz bundan bahsedelim. Öncelikle iki faktörlü kimlik doğrulama uygulamasını mutlaka kullanmanız gerekiyor. Artık birçok uygulama platform bu desteği sunuyor. Instagram da tabii ki bu desteği sunuyor. Instagram'a sadece basitçe bir şifreyle girme gibi bir durumunuz artık olmasın. Çift kimlik doğrulama sistemi her zaman iyidir, işinizi daha da sağlamlaştırır, şifrenizi ve hesabınızın güvenliğini arttırır. Eğer henüz bunu yapmadıysanız lütfen hemen Instagram hesabınızı bu şekilde koruma altına alın ki en azından çalınma riskini biraz olsun düşürme şansınız olsun. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta da az önce bahsettiğimiz gibi ortalama saldırılarına düşmemek. Ortalama saldırıları son zamanlarda iyiden iyi artmış durumda. Instagram hesapları dışında hemen her uygulama zaten hesapları çaldırmak için bu yönteme başvuruyor. Dolayısıyla da phishing yani ortalama saldırılarına kalmamak için de asla güvenmediğimiz yerdeki linkleri tıklamıyoruz. Tıkladığımız halde asla hesap şifremizi, kullanıcı adımızı girmiyoruz bunlara kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor çünkü en başta hesabımızın güvenliği bizden sorulur. Biz dikkat etmezsek hiçbir güvenlik bariyeri bir işe yaramayacaktır. DM ile gelen taleplerde bir başka önemli nokta. Arkadaşınızın hesabı çalınmış olabilir. Size link gönderebilir. Asla inanmayın. Çünkü DM üzerinden gelen linkler kesinlikle çok sakıncalı. WhatsApp'tan mutlaka arkadaşınız hesabının çalınıp çalınmadığını teyit edin. Zaten şüpheleneceksiniz de konuşmasından, sizin olan hukukunuzdan ve o diyaloğunuzdan anlayacaksınız ama bazen oluyor. Farkında olmadan dalgınlığımıza geliyor. Düşürüz o linki tıklıyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Bu yüzden DM'den gelen mesajlara lütfen çok dikkat edin. Instagram hesabınıza bağlı uygulamalar ve sitelerle alakalı da uyanmam gereken bir nokta var. Instagram hesabınızdan hiçbir siteye kaydolmayın öncelikle. Instagram hesabınız sadece sosyal medya platformunuz olarak kalsın. Eğer varsa bir böyle bağlantı veya uygulamalarla bir bağlantıları varsa Instagram hesabınızın hemen kaldırmakta başlayın. Evet, Instagram'la ilgili genel olarak söyleyebileceklerim bunlar. Dediğim gibi son zamanlarda çok yaygın görülen bir tür artık oltalama saldırılarıyla hesapları çalmak. Hesaplar geri alınabiliyor. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın. Fakat hesabınızı geri almak için az önce bahsettiğim gibi YouTube'da açıklama kısmındaki linke tıklayarak ilgili adımları takip edin ve bekleyin. Bir sonuç almama şansınıza karşılık da tekrar başvuruda bulunabiliyorsunuz ama bir şekilde Instagram'a dönüş yapacağınızı söyleyebilirim. Ve hesabınız çaldıktan sonra lütfen arkadaşınıza hesabınız çalındıktan sonra arkadaşlarınızı lütfen uyarmayı ihmal etmeyin. Çünkü arkadaşınızın başına da aynı şey gelebilir. Sizin mesajınızı zannedip size güvenip aslında siz olmamanıza rağmen sizin yolladığınız ya yolladığınız linke tıklayarak da arkadaşlarınız hesaplarını çaldırabilir. O yüzden de lütfen hesabınızın başına bir şey geldiğinde arkadaşlarınızı bilgilendirmeyi ihmal etmeyin. Elbette herkese ulaşma şansımız yok ama yine de ulaşabildiğimiz kadar insana söyleyelim ki en azından iş bizden. Çıksın ve sonra da artık hesabın geri gelmesini bekleyelim. Evet. Bu videoda Instagram ile ilgili Instagram hesaplarının nasıl çalındığı ile ilgili biraz anlatmaya çalıştım derdim aslında. Umarım faydalı olmuştur. Instagram hesaplarının çalınması ile ilgili daha fazla bilgi almak için elbette yorum bırakabilirsiniz. Yorumların hepsini tek tek okuduğumu unutmayın. Yorumlarınıza mutlaka da dönüş sağlayacağımı da söyleyeyim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz de lütfen abone olun ve bildirimleri açın ki en yeni videolarımla sıcağı sıcağına karşınızda olabileyim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.